Ben şunu çıkarayım. Bazen de dikkat çekmemek lazım. Hı. Uyum gösterelim. Çok evet. Çok uyumlu oldu. Yani güzel tarz. Ha. Yalnız bir şey eksik. Neymiş? Ayakkabılarım. Bir başka ayakkabı mı yok? Yo yo, arkasına topuklarına bastan diyorum. Daha aslında uygun olacak gibi. Doktor hanım, bakıyorum neşeniz yerinde bugün. Bayağı keyifliyiz. Fena sayılmam, evet. Hayır, ben anlamıyorum. Koskoca Cumhuriyet Savcısının işini gücünü bırakıp da buraya bizi korumak için gelmesi enteresan. Yani korunmaya ihtiyacımız olduğunu düşünmen konusunda hiç girmiyorum şu an. Gir edebilirim. Keşke önceden haber vereydiniz. Ne bileyim, böyle habersiz. Prosedür gereği özellikle habersiz yapıyoruz ev ziyaretlerini. Maksat Kürşat'ın yaşadığı yeri görmek. Nilüfer hocalar bizi bekliyor. Buyurun geçelim. Ahmet, gel şuraya 5 dakika bakalım. Aç be kadın, aç. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Elin kanlı çünkü abi, demir kapı bundan. Ne özlemi, hasret suçu doğasında varsa. Yoksulun merhameti gaz, elinde saz. Hep beklemiş gözlerinde yaş, sırtında yaz. Gün gelecek teraziye bu insanlar tekmelecek. Biz tanığız keşmekeşe, el önden arz edeceğiz. Ben sesinden fark edeceğim yaşlandığım. Ya da her şarkıya veda niyetiyle yazdığımdan. Sana çirkin ağızlarından, aşklarından geri kırıntılar kalacak. Ve bu yalnız olacak. Senin yandığından daha fazla yanan insanlara duymuyorsan eğer, nasıl olacağız arkadaş? Böyle avuç kadar üstümüzde borcu kalır ve imser bir gül açar parklara. Baktım bunun çayırı oynuyor. Dedim birader sorun nedir? Cevap yok. Hala gittik bakıyorlar okuyan. Dedim öyle mi öyle? Pat bir kafa. Tam nasıl bunun orta yerine. Eyvallah. Ama nasıl akıyor kanlar göreceksiniz. Neyse. Bu kafayı alınca tabii yere yığıldı. Tam geçtim bunun tepesine. Tam kaburgaya bir tekme çıkaracağım. Asla. Davuk kolunun içinden ekmek bıçağı çıkarmaz mı? Oğlum dedim, sen bunu nereye soktun? Aa, nar şu kadar ha bak. Neyse. Bu bir diklenir ayağa. Tam saplayacak bana. Bende de geri vites yok tabii. Sapla lan dedim. Sen varsa sapla. Adamın gibi. La. Şu manitalara bak lan. Neden gitmiş lan bunlar buraya? Şşş. Serin gelin, benim de sabır. Şşş. Kıssana şunu. Kürşat. Ne haber ya? İyidir. Hayırdır, ne işiniz var burada? Seni ziyarete geldik. Baban evde mi? Ha, evde yatıyor. Babaannen? Nenem de evde. Git babaannene haber ver geldiğimizi. Gerek yok. Hep beraber geçeriz. Hadi o göster bize. Erin şuradan. Sümbül Hanım merhabalar, Sibel ben. Hastanede tanışmıştık zaten. Hmm. Kürşat'ın ev ortamını görebilmek için rutin bir ziyaret yapıyorum. Nilüfer Hocam da bizlere eşlik edecek. Buyurun. Sağ olun. Ekmeğin kapıyı kırmışlar. Sağ ol. Beyefendi yardımcım olur. Hanımefendi kibarlık ediyor. Ben şoförüyüm. Nene bir çay koysana misafirlere. Baksana boğazları kurudu. Gerek yok. Zahmet etmeyin lütfen. Kürşat, biz buraya senin nerede yaşadığını görmek için geldik. Valla çok da görülecek bir şey yok aslında. Bizim fakirhane burası işte. Böyle bir yer. Babanı göremedim Kürşat. O uyuyor. Sabah erken kalktıydı da baş tuttu, yine geri yattı. Anladım.
Onu da görmek isterdim aslında. Bir dahaki sefere Kürşat'ı o getirir. Görüşeceğinizi görüşür, konuşacağınızı konuşursunuz. Amma yaptın sen dedi be. Babam beni götürecek. Hem de hastaneye. Götürür, götürür. Kürşat, bize odanı göstermek ister misin? Oda mı? Valla oda yok da yattığım yeri göstereyim bari. Siz bakın, ben buradayım. Tamam. Hanımlar önden bilirsin. Böyle mi? Aynen. Gel bakalım. Sağ ol Kürşat. Maşallah sen de şoförden çok patron gibisin. Araba benim. Çay borcun olsun. Tamam mı? Burası. Burası çalışma masan. Evet. Bu bıçak senin mi? Onun. Elma doğru. Baba. Oğlum. Bir tür bakayım şu bıçağı. Merhaba. Nilüfer ben. Menderes. Memnun oldum Menderes Bey. Biraz dışarıda konuşabilir miyiz? Olur. Görüş be. Benlik bir mevzu kalmadı. İshak'a kaçar. Arkadaşlar bekliyor. Hadi bakalım. İçkili gibisiniz. Bırakacağım. Bırakmak istemekle bırakmak arasında uzun bir yol var Menderes Bey. Siz bu yolun neresindesiniz? Deniyorum. Vallahi. Eğer gerçekten bırakmak isterseniz yardım alabileceğiniz kuruluşlar var biliyorsunuz değil mi? Resmi kuruluşlar bunlar. Başvurabilirsiniz. Daha önce de denedim. Gerekirse yine giderim, yatarım ben. Tedavi olurum. Bu sefer bırakmak istiyorum ben gerçekten. Kürşat iyi olsun. Benim gibi olmasın. Kürşat'ın iyi bir ortamda yetişmesi önemli. Hele çabalayan bir baba çok daha önemli. Menderes Bey, size karınızı sormak istiyorum. Oğlunuzu öldürmeye kalktığını biliyorum. Nasıl? Yani kimden duydun bunu? Annenizle konuştuk. Karınız hapisten çıktıktan sonra kendisinden hiç haber alınamamış. Ne izne, başka bir şey. Sonra siz kayıp başvurusunda bulunmuşsunuz ama bir hafta sonra geri çekmişsiniz. Bu bana biraz şüpheli geliyor. Biliyor musunuz nerede olduğunu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Oğlunuzu öldürmeye kalkmış Menderes Bey. En azından bunun sebebini biliyor olmalısınız değil mi? Ya bilerek yapmadı. Bilerek yapmadı. Ben gittim orada mahkemede söyledim, anlattım. Dinlemediler ki. Bilerek yapmadı. Bilerek... Yapmadı. Yapmazdı da. Melek gibiydi benim karım. Melek gibiydi. Benim... Karım melek gibiydi benim karım. Benim karım melek gibiydi. Ölmüş birinden bahsediyor gibisiniz. Öldü mü? Terk mi etti sizi? Öldü mü? Bir insan ben onu bir... Keşke bir insan bu. Tamam, hadi geç. Geç. Siz de ginlerdik evimde. Her şey bitti, sıra Kürşat'ın anasına mı geldi? Amacınız ne sizin? Evime gelip düzenimizi mi odmak? Böyle mi yardım edeceksiniz sonuma? Yer yarıldı, yerin dibine mi girdi bu kadın? İsmail Bey, nerede olduğunu biliyorsanız söyleyin. Neyi saklamaya çalışıyorsunuz? Sümbül Hanım, bari siz bir kadın olarak cevap verin. Nerede gelininiz? Cehennemin dibinde. Nereden bilelim? Bakın, bu yaptığınız hata.
Çok büyük hata yapıyorsun. Ya, bir daha buna dokunursan seni var ya pişman ederim. Anladın mı beni? Şoförünü de al, çek git böyle. Yanlış yapıyorsunuz. Ben bu çocuğu burada bırakamam. Ne olduğunu gördünüz, kliniğe yatırmam lazım. Ailesi nasıl yanaşacak Nilüfer buna? Tavırları ortada görmüyor musun? Ben hallederim. Siz bir an öncesi beyanım bir raporu hazırlayın, yetiştirin. Ben ilk iş sabah çocuk mahkemesine kendi elimle teslim ederim. Tamam, ben o zaman yetiştiririm sabah, merak etmeyin. İlgilendiğiniz için sağ olun. Ne demek, görevimiz.